Uzmanına Sor programından herkese merhabalar. Bugün konuğum İngilizce öğretmeni Ziya Demir Yapar. Bizlerle birlikte hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Nasılsınız hocam? Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sizler nasılsınız? Ben de iyiyim. Hocam öncelikle biz sizi tanıyabilir miyiz? Tabii ki Ziya Demir Yapar, İngilizce öğretmeni olarak meslek hayatına başlayıp bu alanda danışmanlık yapan, aynı zamanda bu alanda yayınlar çıkarmış, uzaktan eğitimler ve fiziki eğitimlerle beraber meslek hayatına devam eden birisiyiz. Tabii ki 81 Yenipazar doğumluyum. Bu memleketin insanıyız. Yöremizin insanı, yöremizde faaliyet sürdüren bir çalışmamız devam ediyor. Hocam peki neden bu mesleği seçtiniz? Şimdi tabii ki esas ana başlığımız öğretmenlik. Öğretmen olmak tabii ki bizim de lise, ortaokul, lise ve üniversite yıllarımızda sağ olsunlar hocalarımızın desteğiyle beraber sevilen bir meslek haline geldik. Tabii ki kendi açımdan. Seçmeseydik bu bölümü, tabii ki farklı alanlarımız da vardı ama öğretmenlik en iyi alan oldu bizim açımızdan. İngilizce de bizim bir hedefimizdi ve bu yüzden bir İngilizce öğretmenliği tercihimizi yaptık. Üniversite eğitimimizi, tahsilimizi bu noktada yaptık. Yüksek lisanslarımızı da, eğitimlerimizi bu noktada tamamladık. Mesleğimize başlamış olduk. Nerede okudunuz hocam? Erzurum Atatürk Üniversitesi mezunuyum ve yaklaşık olarak da 20 yıldır da mesleğimin içerisindeyim. Aydın'dan Erzurum'a gittiniz. Kesinlikle. Tabii nasıl ki o dönemler bizim için bazı imkanlar zordu. Yaşımız artık belli bir zamana geldi ve 20 yıllık geçen bir sürecimiz var bu bağlamda. Bir şekilde üniversiteye gitmemiz gerekiyordu şüphesiz ki. Tabii ki o dönemler tercihlerimiz, işte PDR ya da pedagojik destekler bu anlamda bize çok faydalı değildi bizim zamanımızda. 98-99 yıllarından bahsediyorum. Sonrasında okullarda danışmanlık hizmetleri fazlasıyla verilmeye başlanmıştı. Bizim üniversiteleri tanımamız, üniversiteleri bilmemiz, şehirleri tanımamız biraz daha zordu. Tabii ki Yenipazar'da yetişmiş, Yenipazar'da büyümüştük bu anlamda. Biraz daha kısır bir döngüde, kısır bir çevredeydik. Fakat kendi araştırmalarımıza ve üniversiteye gitmek zorunda olduğum için ilk tercihimde gitmem gerekiyordu. Ki Erzurum'da bu noktalarda bizim ilk tercihlerimiz arasındaydı. Üniversiteyi tanıdık. Üniversite yılların üniversitesi, köklü bir üniversite. Hocalarımızı araştırdık. Hocalarımız sağlam hocalardı. Halen daha görüştüğümüz hocalarımız var zaten. Sağ olsunlar desteklerini hiçbir zaman esirgememişlerdir. Ve iyi bir eğitimimizi aldık. Amacımız zaten okulu bitirmek. Yani bu eğitimi hakkını vererek tamamlamaktı. 5 yıllık bir okuldu. Tabii ki 3,5 yıl içerisinde tahsilatımızın büyük bir bölümünü hallettik. Alttan değil, üstlerden ders alarak eğitimimizi tamamlamış olduk. Kısa süre içerisinde meslek hayatımıza başlamış olduk böylelikle. Hocam peki bir aydınlı olarak Erzurum'da yaşamak nasıldı sizin için? 5 yıl yaşadınız çok farklı. Sanırım değil mi? Yaklaşık olarak ben 9,5 yılımı Erzurum'da geçirdim. Bunun içerisinde üniversite hayatımız vardı. Tahsil hayatımızın devamını orada sürdürdük. İş hayatımıza da orada başladık tabii ki. Bizim için çok büyük tecrübe yılları oldu bu anlamda. Kendimizi geliştirdik. Çünkü Erzurum'da yapacak çok şey bulamıyorsunuz açıkçası, dürüst olmak gerekirse. Hele hele 98-99 yıllarında gittiğinizde Erzurum ciddi anlamda biraz daha kapalı bir memleket olarak biliniyordu. Gecemiz yok, gündüzümüz tamamen okula bağlıydı. Sosyal yaşantı imkanı çok fazla yoktu. Şu anda tabii ki çok fazla değişti her şey ama tamamen okunabilecek bir memleketti. Gerek eğitim anlamında, gerekse sosyal hayatı anlamında. Tam öğrenci memleketiydi ki zaten çok da kalabalık bir nüfusa sahip üniversiteydi. Erzurum bu anlamda bize avantaj olmuş oldu. Peki, 9,5 hala... çok özür diliyorum sözünüzü kesiyorum. 9,5 yılımız geçti nasıl? Tabii ki üniversite hayatını orada geçirdik ve üniversite hayatının sonrasında da çalışma hayatımızda da Erzurum ön planda oldu. Tabii kısa bir devlet tecrübesinden sonra meslek aşkı, mesleğe karşı olan azmimiz, çabamız biraz daha özel sektöre yönlendirdi bizi. O dönemler tabii ki özel sektör anlamında çok iyi ivmeler kazanmış, özel sektörde çok iyi eğitimlere imzalar atılmış şeklindeydi. Şüphesiz ki hani kötülediğimiz için değil asla, devlet anlamında, devlet kurumu anlamında hedeflediğim meslek tatminliğini yakalayamamıştık o dönem. Ama özel sektördeki tatminliğimiz daha fazlaydı. Her kesimle eğitim verebiliyorsunuz ve mecburi bir eğitim değil, isteyen kişilere eğitim veriyorsunuz. Burası önemli bir nokta çünkü. Devlet olarak düşündüğümüzde devlet kadrolarında okul, öğrenci gelecek, mecburen o saatini, o dersini o saatinde alacak, vaktini tamamlayıp devam edecek, gidecek. Ama özel sektörde işler böyle değil. Özel sektör anlamında düşündüğümüzde, yani dershanecilik ya da kurs mantığıyla düşündüğümüzde İngilizceyi öğrenmek isteyenler gelecek şüphesiz ki. Bu bağlamda işte mesleki açıdan sizi tatmin eden bir düzeye çıkıyorsunuz.
Bu şekildeydi. Yani devlette çalışmakla, ya çünkü birçok aslında öğretmen, devlette öğretmen olmak ister, memur kesinlikle gibi çalışmak ister. Çünkü sabahı bellidir, akşamı bellidir, aldığı maaş bellidir, şüphesiz hafta sonu ki tatili de vardır. Şüphesiz ama siz ki özel sektörü tercih ettiniz, bu da sizin çok yoğun geçiyordur. Fazlasıyla. Yani şöyle söyleyeyim, 2003 yılında başladığım meslek hayatımda bir gün boş kaldığımı hatırlamıyorum. Boş kaldığım dönemde belki işte 5,5 aylık devam eden askerlik sürecimdi. Ama askerliğimizi yaparken bile biz eğitimimize devam ettik askeriyede. Sadece 12 gün kamuflaj giyen birisi olarak sivil eğitimlerimizi sürdürdük mesela. Hiç boş kalmadık. Devlet şöyle bir şey, kadrolaşma diyelim buna. Hani devlet olarak değil de kadro olarak, kadrolu bir öğretmen olarak 650'ye diye tabi olarak çalışmak demek, biraz da hani böyle bir memur zihniyetiyle hareket etmektir. Bazı noktalarda belirli müfredatın dışına çıkamayacaksınız. Müfredat sizi bir yere kadar götürecek ama meslek anlamında kendinizi geliştirmek, kendinizi ilerletmek, daha farklı çalışmalar yapmak istediğinizde özel sektör daha fazla size imkan sunacak. Bu bağlamda biz neler yaptık? Öncelikle tabii ki kendimizi geliştirdik. Üniversite eğitimimizin üzerine daha çok şeyler koyduk. Sadece bu eğitimimize kalmadık şüphesiz ki. Çeşitli ortamlarda çeşitli kesimlere yönelik çalışmalar gerçekleştirdik. Bu bağlamda yayınlarımızı çıkardık. Kitap yazarı olarak faaliyet gösterdim aynı zamanda. Bu bağlamda yani teknolojiyle beraber o küreselleşen dünyanın getirdiği bir ürün olarak uzaktan eğitimlere başladık. Biz uzaktan eğitimimizi sadece pandemi sürecinde popülerleşen bir olgu olarak görmedik. Daha öncesinde de zaten uzaktan eğitimlerimizi gerçekleştirebiliyorduk. Bu bağlamda hani kadrolu bir öğretmen ya da memur kadrosunda çalışan bir öğretmen olduğunuzda tabii tamamen naçizane kendi fikrimdir, kendi düşüncemdir. Daha da kalıplaşmış bir şekilde ilerlemek durumunda kalıyordunuz. Tabii bizim öyle bir zincirimiz yoktu. Kırılan bir zincirimiz değildi, zaten zincirsizlik. Çok serbest çalıştık. Dediğim gibi toplumun her kesiminde eğitim verdik. Anaokul eğitimlerimiz gerçekleşti. Bunun yanı sıra ilk öğretim eğitimlerinde ciddi rol oynadık. Yetişkin eğitimleri ve genç eğitimlerinde, bunları tabii ki kategorik olarak çok fazlasıyla ayırmak gerekiyor. Takdir edersiniz ki yaşa ve düzeye ve seviyeye göre İngilizce eğitimini farklı değerlendirmek gerekecek. İşte biz bu noktada özel sektör çalışanı olarak ya da özel sektör kurum sahibi olarak kendi kurumlarımızda, kendi çabalarımızda danışmanlıklarını yaparak aynı zamanda doğru kişiye doğru eğitimi sağlayarak çalışmalarımızı sürdürdük. Size hocam en çok hangi alanlardan geliyorlar? Mesela sınava girmek isteyen işte YÖKDİL, YDS, bu alanlar için mi, yoksa normal ben ya İngilizce konuşmak istiyorum, İngilizce öğrenmek istiyorum. Hani herhangi bir ama hobi edinmiş, canı İngilizce öğrenmek istiyor. Ne tür şimdi öğrencileriniz var? Yabancı dil tamamen ihtiyaç meselesi diyebiliriz bu bağlamda. Mecbur kalındığında alınan bir eğitim söz konusu olabiliyor ya da gerçekten kişisel gelişim olarak yapılan bir eğitim olabiliyor. Bu bağlamda dil dediğimizde, bizde dil eğitimi dediğimizde kesinlikle yaş ve eğitim sınırı söz konusu olamaz. Örneğin turistik bir bölgede yaşıyoruz. Turistik bölgede yaşamak isteyen ya da çalışmak isteyen gençlerimiz, hocam ben sadece konuşayım, çok fazla bir şeye ihtiyacım yok deyip sadece konuşma İngilizcesi ya da turizm İngilizcesi üzerine yürüyebilir. Yine sosyal ortamlarda, sosyal hayatında yurt dışı gezileri çok olan arkadaşlarımız yine günlük konuşma İngilizcesi öğrenmeyi tercih edebilirler, isteyebilirler. Gelen kesim olarak konuşuyorum bu noktalarda. Yine aynı şekilde akademik çalışmasını ilerletmek isteyen, ki bir dünya hocamız var bu noktada, akademik camiada, akademik gelişme noktasında belirli seviyeler aşmak zorundasınız. Bunlar da işte YDS, YÖKDİL adı altında oluşan sınavlar, Türkiye çapında yapılıyor, ÖSYM'nin yaptığı sınavlar. Yanı sıra yurt dışı geçerli olan işte TOEFL, IELTS, TOEIC gibi sınavlarımız da var. Bu bağlamda yurt dışı hizmete, yurt dışı göreve gitmek isteyen memur kesimimiz. Örneğin Savunma Bakanlığımız adı altında çalışan askerlerimiz, komutanlarımız, polislerimiz, amirlerimiz herhangi bir şekilde yabancı dil notu aldıklarında yurt dışı görevlere gidebiliyorlar, NATO görevlerine çıkabiliyorlar. Bu hem maddi anlamda hem de sosyal anlamda kişisel olarak kişileri tatmin eden bir nokta oluyor. Dedim ya hani ihtiyaç noktasında tercihler geliyor ve her yaş kesiminden, her kişi okuyan ya da okumayan hiç fark etmiyor bizim için. Tahsili olan ya da olmayan hiç fark etmiyor. Her kesimden öğrenciye açığız tabii ki, her eğitimleri de vermişiz. Ama
Tabii ki ağırlıklı olarak sınav İngilizcesi üzerine ilerlemeye çalışıyoruz. Çünkü ihtisas alanımız, uzmanlaştığımız alanımız bu. Bunun yanı sıra tabii ki genel İngilizce çalışmaları da yapıyoruz. Konuşma üzerine de çalışmalar yapıyoruz. Çünkü yanlış gördüğümüz çok şey var bu noktalarda. Bunları toparlayarak, düzenleyerek ilerlemeye çalışıyoruz. Amacımız tabii ki faydalı olmak. Gelen kişiye hedef aldığı eğitimi sağlayabilmek oluyor tabii ki. Bir de hocam şunu da çok merak ediyorum. Bizim yani ortaokulda, lisede öğrendiğimiz İngilizce ile şu an sınavlara, şimdi sınavlarda da İngilizce, hı hı, İngilizce sorular çıkıyor. Yani o öğrendiğimiz konularla o sınavlar bir değil sanki. Şimdi hani en başta da söyledim ya, bu mesleği özel sektörde yürütmeyi tercih etmemdeki en büyük unsur zaten buydu. Yani öyle kısır bir müfredat içerisinde sıkışıp kalmamak. Çok güzel bir noktaya değiniriz aslında. Şimdi bizim eğitim sistemimizi düşündüğümüzde, eğitim sistemimize baktık, ikinci sınıfa kadar düşürdük biz İngilizceyi. Ama ikinci sınıftan başlayıp da lise ya da üniversite çağına kadar her sene görülen İngilizce'de maalesef yeterlilik seviyesine ulaşamıyoruz. Çünkü hangi yıla başlasak hep present simple dediğimiz zamanla başlıyoruz. Hangi kursa gitsek present simple ile başlıyoruz. Tensler, aşamadığımız bir kavram. Türkiye'de eğitim sisteminde kullanılan en yaygın metot grammar translation metodu dediğimiz. Daha düz bir Türkçe ile anlatacak olursak, İngilizce olarak yazılmış bir dil bilgisi kuralını biz Türkçeleştirmişiz ve bunu Türkçe olarak sunmuşuz. Ne içini kullanacağım, nasıl kullanacağım, işte orada şu takı gelecek, burada o takı gelecek gibi küçük inceliklerin, detaylarının her şeyini anlatmışız ama kullandırmamışız. Bunu en güzel şey açıklıyor aslında, dil edinimindeki en büyük sıkıntıyı müfredata uyarlayarak ya da yaş ve sınıf seviyelerine göre değişiklik göstermeden aynı formatta anlatılmaya karşı çıkan Bulgar psikoterapist var. Benim öncelikle hedef aldığım kitle isimlerden bir tanesidir. Georgi Lozanov dediğimiz Suggestopedia metodunu kullanarak, hatta çok karşı çıkanı olmuştur. Suggestopedia metoduyla işte bu language barrier dediğimiz, yani bu dil bariyerini kırarak tiyatroyu kullanmış, görsel sanatları kullanmış, müziği kullanmış, klişeleşmiş ve kalıplaşmış yapıları yok ederek, işte özne, fiil, nesne sıralamasını göz ardı ederek, tamamen yaşatıp ve yaşatarak dil edinimini ve dil eğitimini hedef almış bir kişiydi. Çok itiraz eden oldu ama ben bunun eğitimini Aydın'da verdim. Hatta Aydın'da 9 günde İngilizce programıyla Suggestopedia metodunu kullanarak buradaki sanayici iş adamlarımıza, yurt dışı fuarlara giden kişilere 9 günlük eğitim programını sağlamış bir kişi olarak da bu metodun ne kadar değerli olduğunu gördük. Sistemimiz işte burada yanlış oluyor aslında. İkinci sınıfta eğitime başlamak gayet güzel, hatta gayet hocam, çok iyi. İkinci sınıfta değil, anaokulunda da var artık. Tabii tabii. Yani İngilizce. Daha da aşağıya inelim. 3 aylık bebeklere kadar İngilizce eğitim verebiliriz. Olay tamamen kulak dolgunluğu. Yani takdir edersiniz ki bir yeni bebek sahibi olan bir anne. Yani hatta hamilelik sürecinde bebeğiyle konuşmalar yapar. Şimdi o bebek anladığı için mi anne konuşma yapıyor? Ya da o bebek dünyaya geldiğinde nasıl tanıyor o sesi? Anne sesini biliyor tabii ki. İşte böyle bir şey. Yani hamilelik sürecinde olsun, bebeklerin ilk 3 ayında, işte infancy dediğimiz dönemde çocuklarla ya da bebeklerle konuşarak dile yatkınlıklar ya da dil kavramını yansıtabiliriz. Dil aslında öğrenmeyle kazanılacak bir şey değil, dil edinimle kazanılacak bir şeydir. Şimdi benim kendi çocuklarım ya da hepimizin bir işte çocukları doğduğunda Türkçe bilerek mi doğuyor? Hayır. Bizim çocuklarımız İngiltere'de doğsa İngilizce konuşacaklardı. Niye? Yaşıyor, yapıyor, öğreniyor. Yeni yeni öğreniyor bir şeyleri. Ve bunları kaydederek ilerliyor. Dil kazanımı ve dil edinimi aslında böyle görülmesi gerekiyor. Fakat biz onu dediğim gibi müfredata ve programa sıkıştırdığımız için ne yazık ki edinemiyoruz. Öğreniyoruz. Evet, bir İngilizce cümlenin özneyle başlayacağını ve devamında fiil ile süreceğini mesela. Biz bunu çok iyi öğreniyoruz ama edinemiyoruz. Ben onu nerede kullanacağım? Evet. En büyük sıkıntımız bu. Dil ediniminde öncelikle yaşanabilecek ortamlar yaratmamız gerekiyor. Dediğim gibi işte 9 günlük eğitim programımızda. Sadece 9 gün beraberiz ve siz kendinizi çok iyi ifade eden bir pozisyonu, bir seviyeye geliyorsunuz. İşte iş adamlarımızın eğitimlerini verdikten sonra ailelerine de eğitim verdik biz bu program sonrasında mesela. Ne yapıyorduk tabii ki? 9 gün boyunca beraberiz. 9 gün boyunca sabah akşam, öğle, sabah öğle akşam günün her saati, her ortamı paylaşıyoruz ve sıfır Türkçe.
Bu arada tabii ki dediğim gibi sadece Sobeide metodunu kullanarak bunu gerçekleştiriyoruz. Bu bağlamda bizim işte dil bariyerimizi ortadan kaldıran öğeler söz konusu. Çok rahat bir ortamımız var. Bu ortam içerisinde bizi rahatsız eden işte konuşamadığımız zaman bizi konuşamadı deyip işte küçük düşürecek ya da bizi ne bileyim aşağılayacak bir model yok karşımıza. En büyük sıkıntımız da zaten bu ya. Yani bir kelimenin telaffuzunu yanlış yaptığımızda acaba beni nasıl algılarlar kaygısı güdüyoruz. İşte bizim language barrier dediğimiz dil bariyerimiz zaten bu. Yani biz hep böyle doğru, düzgün konuşma hedefinde olmuşuz. Ama hayır, buna gerek yok işte, bunu anlatamıyoruz. Eğitim sistemimize de maalesef bunu uygulayamıyoruz. Çok basit düşünelim. Bir İstanbul Türkçesiyle düşündüğümüzde geliyorum diye konuşuruz. Biz Aydın bu yörede nasıl konuşuruz? Geliyorum diye konuşuruz. Ama bir Erzurumlu'yu düşünün, celerem cedirem der mesela, değil mi? Yani bizim lehçe dediğimiz, diyalek dediğimiz kısımlar yine anlaşılıyor. Biz burada iletişimi kurabiliyoruz. Bırakalım İngilizce'de yanlış konuşalım. Bir şeyler yanlış yaparak öğrenir. Dediğim gibi bir bebek, bir çocuk hata yapa yapa doğrusunu öğreniyor. Kendisine zarar vere vere doğrusunu öğreniyor mesela. Bırakın hata yapalım. Ama biz işte en büyük rol burada bize düşüyor tabii ki. Biz öğretmenler olarak. Hayır, orada o olmaz, hayır burada bu gelmez dediğimizde bu sefer öğrenci korkuyor ya da öğrenen kişi korkuyor. Yani yanlış yapacağım, hata yapacağım korkusuyla kazanamıyoruz. Ve her sene, bu birinci tarafta tabii ki. Ve her sene dil edinimi olarak düşündüğümüzde gerek okullarımızda ya da gerekse özel öğretim kurslarında mesela muhakkak dediğim gibi present simple'la başlayacak. Ya bir bitsin artık bu şimdi nokta. Onunla başladığımız için biz yani size geldiğimizde zorlanıyoruz. Evet. Aslında. Yine aynı, kesinlikle zorlanıyorsunuz. Çünkü aşamadığınız bir bir bölüm var. Bir bölümümüz var bizim. Oturtulmuş bir kalıp var ve onun dışına çıkamıyoruz hocam. Çok da zor olur yani. Kesinlikle koyamıyoruz. Üstüne koyamıyoruz bu sefer. Evet. Zannediyoruz ki biz İngilizce sadece tenslerden ibaret bu noktada. Hayır, değil. İngilizce tamamen hedefe yönelik ve amaca yönelik öğrenilebilecek bir şey. Ve ortamını ayarladığımızda çok kısa bir sürede bunu yakalayabileceğimiz bir nokta olduğunu unutmamak lazım. Buradaki olayımız aslında yolumuzu doğru çizebilmek. Hedefe ulaştıracak yolumuzu doğru çizebilmek ve bunu doğru kişilerle yapabilmek. Standart bir şekilde yapmaya çalıştığımızda zaten bu olmayacaktır. Amacımız konuşma İngilizcesi mi? Amacımız turizm İngilizcesi mi? Çünkü terminoloji, kelime bilgileri bu noktada çok değişecek. Çok farklılaşacak yani. Amacımız sınava yönelik bir İngilizce mi? Bunu çok iyi belirlemek gerekiyor. Hepsinin metodu farklı mı hocam? Tabii ki. Yani ben de farklı en azından. Çünkü öğrenme noktasında farklı çalışmalar, sınav noktasında farklı çalışmalara ihtiyacımız var. Nedir onlar tam olarak? Örneğin bizim ağırlıklı olarak çalıştığımız akademik sınavlar. Yurt dışı geçerliliği olan TOEFL ve IELTS eğitimlerini veriyoruz. Ve bunu çok ciddi anlamda kısa süre içerisinde yapıyoruz. Düşünebiliyor musunuz? Yani yaklaşık olarak sadece 32 derste dünyaca geçerliliği olan IELTS dediğimiz ya da TOEFL sınavlarında biz hedef nota ulaşma garantisi veriyorum yani bu bağlamda. Peki neden? Bu sınav mantığıdır, sınav kültürüdür. Şöyle düşünelim. Türkçe konuşuyoruz, Türkçe anlaşıyoruz ama işte ALES, KPSS ya da işte YKS, TYT sınavlarında Türkçe soruları çözemiyoruz. Bunun için destek alıyoruz. Aynı mantık İngilizce noktasına da geçerli tabii ki. Soru çözümlerinin bir stratejisi vardır. Soru çözümünün bir mantığı var. Aslında soru yazmanın bir mantığı var. Soru yazarken neleri ölçeceğimizi baştan belirliyoruz zaten biz soru yazdığımızda. Çözen öğrencilerden de onları bulmasını istiyoruz aslında. Mesela çok basit bir örnek. Çeviri soruları geliyor bizim karşımıza. Ben öğrencilerime net olarak söylüyorum. Sakın çeviri yapmayın. Önce bir öğrenci şaşırıyor. Hocam nasıl olur? Burada çeviri istiyor bizden. Türkçeden İngilizce, İngilizceden Türkçe'ye çeviri istiyor bizden. Hayır diyorum, çeviri yapmayacaksın. Çünkü zaten diyorum ki şıklarda hazır çevrilmişim var. Sen onu bulacaksın. Aynısı yani, hocam. Türkçe evet. Paragraf sorularında da öyle. Tabii ki. Şimdi paragraf yazdığımızda mesela paragraf sorularımızda örneğin hani akademik sınavlarda paragrafta ben doğru cevabı vermem asla öğrencime. Ya işte cevap budur. Bu cevabın da referansı şu cümledir. Bu cümleye bakarak buradan doğru cevaba gidiyoruz hayatta demem. Öğrencime anlattığım şey hangi şıkkın neden yanlışlaştırılacağını yani ne kullanarak yanlışlaştırılmış şık. Bunu öğretiyorum. Zaten yanlış şıkların neyle yanlış yapıldığını fark eden öğrenci doğru cevabı zaten kolaylıkla bulabiliyor.
Tabii ki okuyarak çözebileceğim sorular gibi okumadan da çözebileceğim sorular var bu bağlamda. Hı hı. Belki ismim o noktada fazla duyulmuş olabilir. Okumadan soru çözdüren bir hoca. YDS'de ilk 42 soruyu okumadan çözdüren, işte YÖKDİL dediğimiz akademik sınavda ilk 53 soruyu okumadan çözdüren hoca diye biraz ütopik geliyor tabii ki kulağa bu ama yaptığımız iş bu. Yani okumamız gereken ve okumamamız gereken bölümler var. Dediğim gibi teknikleri kullanarak biz bunu zaten yapabiliyoruz yani. Yapılabilecek bir şey çünkü. Hocam bu konuyu yanlış anlayan var mı öğrencileriniz arasında? Hani okumadan soru çözdürüp gerçekten... Yok aslında çok şey oluyor. Hani, uzmanlık okunacak alanım... soruları da okumadan çözmeye çalışıp da... Var olmaz mı? Tabii ki. Hatta inanmıyor mesela. Uzmanlık alanım daha çok akademik sınavları olduğu için bu anlamda. Hep yetişkinlerle çalıştığım için ağırlıklı hı-hı. olarak hep çalışan kesim. Yani hep üst düzey, upper class dediğimiz kişilerle çalıştığımız için. Öncelikle tabii ki ütopik geliyor. Ama merak da ediliyor ister istemez. Yani nasıl okumadan çözeceğim? Tabii ki bizim sınav mantığıyla kendi tabirimde ve eğitimlerimde kullandığım bazı terimler var. Mesela kadrolu ifadelerimiz var bizim. Yani onlar sınavın kadrosu. Kadrolu elemanları. Onlardan muhakkak soru gelecek. Olacak yani. Ya da kadrolu yanlışlarımız var bizim mesela. Bu kadrolu yanlışları ve kadrolu doğru ifadeleri iyi yakaladıktan sonra... Amaç hedefe kilitlenmek. En başına da söyledim ya hani bizim amacımız ne? Biz bunu konuşacak mıyız bu dili? Biz bu dili sınav için mi kullanacağız? Ya da sadece ben notumu alayım geçeyim mi yapacağız? Amaç zaten hedefi iyi tutturmak. Hedefi biliyorsak ona göre bir eğitim sistemimiz var. Hedefe göre çalışmamız var. Tabii ki bu eğitimi bir ilk öğretim öğrense hiçbir şekilde uygulayamayız. Tabii. Orada eğitimimiz çok daha başka. Bunu genç bir kardeşimize, lise çağında ya da üniversite yeni başlamış kardeşimize bunu uygulayamayız. Onları anlatacağız. Hani bir etiket yapıştırdık gençlerimize Z kuşağı diye mesela. Mesela hani Z kuşağına uygun bir eğitim sunmak gerekecek. Ama yetişkin kesim, düşünsenize çalışıyorsunuz, sabahtan akşama kadar iş yoğunluğu, iş stresi yaşamışsınız. Akşam da Ziya Hoca ile beraber sınava çalışalım haydi. Bir yere kadar kaldırabiliriz biz bu yoğunluğu. Bizim nasıl çalışmamız lazım bu yüzden işte kişiye göre, amaca göre, hedefe göre... bir sistemle çalışmamız lazım. Yani benim öğrencim bana geldiğinde yorgunluğunu atıyordur. Benim öğrencim bana geldiğinde dersin bitmesini istemiyordur. Aynı zamanda bizim online eğitimlerimiz de var. Halen daha devam eden online eğitimler. Biz gece saat 12'de online eğitim açabiliyoruz öğrencimize. Yani çünkü istiyor öğrenci. Var. O saatte o derse gelebiliyor. Cumartesi, pazar, hafta sonu, hafta içi, günün hiçbir saati. Yani fark etmeksizin eğitime gelebiliyor. Bu da tabii ki o bizim öncelikle ütopik olarak gösterdiğimiz ama sonrasına bakıyor ki öğrenci, demek ki bu iş böyle olabiliyormuş, demek ki biz bunu yapabiliyormuşuz diyerek doğruluğunu, gerçekliğini görünce bu sefer tabii ki eğitimini bırakmak da istemiyor. Birçok öğrencimiz var mesela, notunu almış, akademik anlamda kendisi bir seviyeye gelmiş ama hocam diyor biz devam edeceğiz derse. Diyorum hocam bitirdik, eğitim bitti, sınavdan notunuzu aldınız. Yok hocam artık böyle biraz daha seviyeyi yükseltelim, okuma yapalım, çeviri yazalım, akademik makale yazalım. Bu bağlamda işte ne yapıyoruz? İşte writing eğitimleri veriyoruz, speaking eğitimleriyle taçlandırıyoruz gibi. Dediğim gibi olay aslında hedefi önce belirlemek ve o hedefe giden yolu doğru seçmek olacak. Çok dolaştırmaya gerek yok. Hedefe gidelim. Biz bir ayda da konuşabiliriz. Konuşabiliriz çok rahat. Dediğim gibi yani 9 günde konuşmuşuz biz. Yani Aydın'da böyle bir program yapıldı. Böyle bir eğitim programı yapıldı yani Aydın'da ve biz bunun çok meyvesini yedik, çok güzel dönütlerini aldık. Ve tabii ki zaman ve imkanların değişiklik göstermesiyle bu eğitimlerimizi şekil değiştirerek farklı şekillerde sunmaya başladık şüphesiz ki ama yine de yapılamayacak hiçbir şey yok. Peki hocam, YÖKDİL sınavına girecek bir öğrenci nasıl çalışmalı? Evet, güzel bir soru. Tam da benim uzmanlık alanım. Şimdi YÖKDİL ya da YDS bizim için fark etmiyor. ÖSYM'nin sorduğu her sınav bizim için benzer formatta, benzer nitelikte olması gerekiyor. En büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi aslında okumayı yapamamamız. Ve aynı zamanda kelimeyi öğrenemememiz. Şimdi kelime ezber yöntemiyle öğrenilmez. Öğrenilmemesi gerekir. Kelimeyi okuma parçaları içerisinde görmek gerekir. Ama bizim ne okuyacak enerjimiz, ne okuyacak gücümüz, ne de okuyacak azmimiz olmadığı için buralarda çok büyük sıkıntı yaşıyoruz aslında. Akademik sınavlarda okumayı yapabilen herkes zaten başarıya ulaşıyor. Bu noktada hiçbir problem, hiçbir sıkıntı yok. Okuyamayan kesimde ise yapacağımız belirli başlı teknikler var. Mesela kelime öğrenme tekniklerimiz var. Nasıl öğreniyoruz? Bu arada aynı zamanda ben dil bilim mezunuyum. İşte linguistics,
morfoloji, semantics, kelime, ses bilim, kök bilim, bunların hepsine hakim olduğumuz için zamanında bunun eğitimini aldık. Hatta eğitimini verdik. İngilizce öğretmenlerine ÖABT eğitimi de verdik zamanında. Kelimeye nasıl hakim olacağımızı çok iyi biliyoruz. Bu bağlamda örneğin siz geldiniz bana. Tabii ki 1-2 saatte sizi çözüyorum. 1-2 derste sizi çözmüş oluyorum. Size 7-8 tane kelime öğrenme modeli gösteriyorum. Farkında olmadan siz zaten ne kadar çok adapte olduğunuz modeli bana yansıtıyorsunuz. Ben bunu siz farkında olmadan görüyorum zaten. Kelimeyi onun üzerinden yürüterek öğretiyorum. Yani birkaç tane, 7 tane metot veriyorum mesela. En çok hoşunuza giden o anda ortaya çıkıyor. Bu metot üzerinden kelime öğreniyoruz. Bu bir ezber yöntemi olabilir, bu bir yazarak çalışma olabilir. İşte kelimelerin kökeninden yola çıkarak kelimeye anlam yüklemeler olabilir. Örneğin çok basit bir teknik, cipsin yanına ne iyi gider mesela? Kola deriz, kimse ayran demiyor bu bağlamda. Cips kola dediğimiz bir tekniğimiz var mesela. İşte collocation adı altında öğrettiğimiz, beraber kullanılan. Yani her metodu deneyerek ama tabii ki kişiye özel bir metotla bunu sağlıyoruz. Grup eğitimlerinde ise tabii ki tamamen bana ait bir metotla yapıyoruz bunu. Günde kaç saat çalışmalı bir öğrenci o sınavlara? Şimdi düzenli olarak şu kadar saat, düzenli çalışması bir kere o sabit, baki olacak. Ama ben diyemem size şu anda günde 3 saat çalışmadan bu iş olmaz diyemeyiz. Tamamen sizin enerjinize, sizin isteğinize, sizin hevesinize bağlı olan bir şey. Bir öğrenci yarım saat çalışır, ona yeter. Bir öğrenci vakti vardır 3 saat çalışır, o da ona anca yeter. Böyle bir şey. Hani esnen olurdu ya, işte biz öğretmeni sınıfta dinlesek yetiyordu bize. Evet. Ekstra çalışmaya gerek kalmıyordu. Böyle öğrenciler vardı mesela. Ben onlardan birisiydim mesela. Ya da bazı öğrenci modelleri vardı. Ne yapar o öğrenciler? Öğretmeni zaten dinliyor sınıfta ama olmuyor. Üstüne bir tane de ders alıyor. Olmuyor, kendi çalışıyor. Evet, olmuyor, annesi yardım ediyor, babası yardım ediyor falan. Gibi gibi. Şu kadar saat çalışırız diye bir standart koyamayız. Kaç ayda hazırlanıyor? Ya hazırlanabilir bu sınava? Şimdi biz normal şartlarda sınav yılda 2 defa yapılıyor. İşte ilkbahar dönemi ve sonbahar dönemi diye yorumladığımız zamanlar oluyor. Bu bağlamda en az bir 6 aylık süreç var çalışmamız için. Ama biz tabii ki 6 aylık süreci değerlendiremediğimizden dolayı son 4 ayda daha çok böyle talepler. Sınava 4 ay kala talepler çoğalır bizlerde. Biz de mecburen 4 aylık gibi bir sürede çalışmak durumunda kalıyoruz. 4 ayda olur mu? Şöyle olur dediğim gibi. Hedefimiz sadece puansa evet 4 ayda puan alırız. Ama hiçbir şey öğrenmeden alırsın bunu. Yani soru çözmeyi öğrenirsin. Notunu alırsın. Ama daha uzun süreçlerde birbirini takip eden süreçte yapıldığında en az 1 yıllık bir süre bizim için fazlasıyla yeterli oluyor. Tam 1 yıllık bir süreç diyebiliriz buna. Evet hocam, sınavı konuştuk. Şimdi dili nasıl öğrenebiliriz? Böyle yani yabancı dil öğrenmenin püf noktaları var mıdır? Hep şey derler işte, yabancı dizi izle, altyazısı da yabancı olsun. Evet. Ne bileyim, yabancı müzik dinle. Çocuklara da hatta yabancı dizi izletiyorlar, İngilizcesi, yabancı dili gelişsin diye. Yani tam olarak çok, nasıl öğreniriz? Çok güzel bir nokta. En büyük zaten sancımız, tabiri caizse karın ağrımız burada bizim. Öğrenemiyoruz çünkü. İşte standart yapılardan dolayı öğrenemiyoruz. Bizim dili yaşayabileceğimiz bir ortamımızın olması lazım. Dedim ya hani öğrenmek ve edinmek. Bu iki kavramı birbirinden ayırarak hareket etmemiz lazım. Tabii imkan olsaydı oğlumu getirmiş olsam burada fark edecektiniz onu. Şimdi derler ya hani terzi kendi söküğünü dikemez. Şimdi ben de kendi oğluma çok faydalı olamamışım diye düşünüyorum. Olamamışımdır ama... Öyle bir ortam gördü ki işte oğlum Osman Ayaz bu dili edindi, öğrenmedi. Şu anda okulunda yaptığı çalışmalarda, okulundaki derslerinde, sınıfında her yapıyı biliyor. Bunu öğrenerek ya da ezberleyerek yapmadı. Mantığını kavradı kendi içerisinde, kendi zihninde bunu çözümledi. Yani işte I can swim cümlesini çok rahat kurabiliyor. Yani en çok böyle hayretle, şaşarak kaldığım Osman Ayaz daha işte onu anaokuluna giderken ilk yılındaydı. Gittiği, devam ettiği okuldaki sistem de çok iyiydi. Helendron sistemiyle bir eğitim gerçekleşiyordu orada. Yaşayarak öğrenme modeli söz konusuydu. Arabadayken mesela arabayı park ederken the car is parking now cümlesini kurabildi. Ki o dönemde now'ı bilmez, parking kelimesini bilmez, car'ı zor bilir mesela. Yani araba şu anda park ediyor cümlesini kurabildi, beni çok şaşırtmıştı. Dedik ki evet, bir edinim söz konusu burada. Bilinçaltına işlemiş bir edinim söz konusu. Farkında olmadan çıkıyor o sözler. Yani dediğim gibi yeni bir bebeğin konuşmaya başlaması gibi.
İşte biz bu ortamı sağlayabilirsek, öncelikle kendi bariyerlerimizi yıkarak, yanlış konuşarak, doğru ekler getirmeyerek, mesela biz I go, you go, we go deriz, he goes demek zorundayız. Deme. He goes deme. He go de, sıkıntı yok. Bunu işte hani Z kuşağı dediğimiz kesim çok iyi yapıyor. Aksine işte artık daha da kısaltarak yapıyor. Yani işte karşılıklı konuşmalarda, günlük hayat İngilizcesinde inanılmaz terimler var karşımızda artık. Bizim daha öncesinde görmediğimiz çok garip terimler var. Bunu Z kuşağı çok iyi başardı. Edinmiş olarak başarıyor bunu işte. Yeni nesil çok güzel edinmiş olarak gelecek. Bunu da kendisi yapacak. İşte oyunlarla öğrenecek. Ve hata yapmadan, hata yapmaktan korkmayan bir şekilde öğreniyor bunu. Olay burada başlıyor. Dil öğreniminin en büyük noktası çok fazla endişe duymadan, hata yapacağım korkusunu gütmeden, tamamen her şeyi serbest bırakarak yaşayıp da öğrenmek olacak. Yani belli başlı kalıplar var tabii ki. Bu kalıplarla yola çıktığınızda bunun üzerine koymanız daha kolay oluyor. Yani nerede, hangi kelimeyi kullanacağınızı biliyorsanız şayet çok rahat konuşursunuz, kendinizi ifade edersiniz ve bu dili edinirsiniz. Olay bu zaten. Bir de hocam bazı insanların da dile yatkınlığı var. Tabii konuştan tartışılmaz. Sanırım bir şey bu. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yine şeye yatıyor. Dile yatkınlık demek yani dediğim gibi onu hedef belirlemek, o olguyu sevmek. Şu an mesela benim çalışma modelimde sabah 9'da başlayıp akşam 9.30'a kadar kesintisiz danışmanlık ders saatlerimiz devam ediyor mesela. Yeri geliyor danışmanlığı yapıyoruz, yeri geliyor eğitimini yapıyoruz bu bağlamda. Bu tarz hizmetlerim var. Sabahtan akşama kadar 12-13 saatlik bir çalışma ve nefes almadan yapılan bir çalışma. Bu tamamen sevgiyle alakalı bir şey işte. Olay burada başlıyor, burada bitiyor. Dili öğreniminde de aynı şey. Yani dili sevecek ki çok rahat edinebilsin, kazanabilsin yani. Yani edinmek de aslında bana şuradan tanıdık geldi. Biz de Arnavut kökenliyiz. Evet. Ben hiç bana bir şey öğretmediler Arnavutça. Ben sanki benim ana dilimmiş. Çok iyi anlıyorum. Tam arada çok konuşamıyorum. En azından kendi derdimi anlatacak kadar biraz kelimeler, cümleler kurabiliyorum ama öyle akıcı konuşamıyorum. Ama dediğiniz gibi edinmişim ben bunu. Kesinlikle. Evet, biri öğretmen ama sürekli konuşulduğu için, duyduğum için ben bunu sürekli anlayabiliyorum yani. Anlıyorum artık. Kesinlikle. İşte hatta sen, şey diyorum, nasıl olmuş ya, nasıl? Siz mesela yani başka bir arkadaşım, sen nasıl bilmezsin diyorum. Çünkü ben biliyorum ya, sanki herkes biliyormuş gibi geliyor. Şimdi ortamın müsait. Evet. Ortamda seni anlayabilecek, en azından bir kelime söylediğinde bunu yakalayabilecek kişiler var. Benim kızım mesela şu anda mavi diyemiyor. Mami diyor. Yani ama biz onun mavi dediğini anlıyoruz. Evet. Bunun gibi bir şey. Sen o kelimeleri o şekilde telaffuzu yanlış da olsa hiç kimse seni yadırgamayacak diyebiliyorsun ya. Evet. O yüzden kendinde bu gücü görüyorsun. Bu gücü görüyorsun. Ama biz işte en büyük sıkıntımız da o zaten. Yani bir kelimeyi yanlış okuduğumuzda hayır öyle değil, onun doğrusu bu deyip düzeltme tarafına geçtiğimiz için çoğu eğitimci olarak ben de dahil olmak üzere orada korkuyu salıyoruz. İşte orada öğrenemiyoruz. Bırakalım olduğu gibi yalan, yanlış da olsa onu yakalayabilelim. Onu konuşabilelim yani. Bu arada çok rahat İngilizce öğrenirsin mesela. Çok rahat öğrenirsin. Öyle ama hiç hocam öğrenemedim daha. İşte ya da, onu diyorum. Olay, hevesim olmadı öğrenmeye. İşte onu diyorum. Doğru bir yol çizecek danışanın danışmanın olmamış bu anlamda. Sana doğru bir yol çizersek emin ol var ya. Yani 2,5-3 ayda seni de toparlarsın. Arada böyle bana kelime gösteriyorlar da ben aslında onu atıyorum. Yani doğru çıkıyor ama şey böyle bildiğimden de değil. İşte bu farklı bir şey. Dil yatkınlığından çıktık ya zaten. Hani dile yatkınlık olarak çıktık ya. Aslında dile yatkınlık tamamen ortam içerisinde. Yani dediğim gibi kendi çocuklarım da dile yatkınlıkları var diye yorumluyorum belki ben ama görüyor çünkü maruz kalıyor. Benden görüyor, çalışmalarımı görüyor. İngilizcenin ne kadar önemli olduğunu biliyor. İngilizce ile hayatına yön vereceğini biliyor benim çocuklarım mesela bu anlamda. Böyle bir şey. Aslında birçoğumuzun eksik kalan noktası bu. İngilizce ile hayatımıza da yön verebileceğimizi fark etmek. Yani öğrenme hep zor geldiği için bize o yönü hiç çizemedik zaten. Yabancı dil hiç öğrenemedik zaten bu bağlamda. Ama akademik anlamda ilerleme hedefindeysek şayet yurt dışı... Artık biliyorsunuz dünya küçüldü yani küçük bir köy haline geldik. Yani küresel olarak bir ortamda yaşıyoruz. Bizim için Amerika'ya gitmek, Almanya'ya gitmek, yurt dışına çıkmak hiç problem değil, hiç sorun değil. Bu bağlamda bizim zaten dile ihtiyacımız var. Bunu sadece İngilizce olarak söylemiyorum. Örneğin Almanca. Benim bir Almanca eğitimim yok ama Almanca noktasında kendimde, kendi başımı kurtarabilirim mesela. Sonuçta ben dil ediniminin nasıl olduğunu öğrenmişim. Yani nasıl kelimeler kullanabileceğimi, nereden yakalayabileceğimi, birkaç kelimeyle özneyi, fiili bilsem yetiyor bana mesela.
Bunu yakalayabilsek zaten dili öğrenmiş oluyoruz. Yatkınlığımız da burada ortaya çıkıyor. Seversek yatkın oluyoruz tabii ki ister istemez. Yani bir dili öğrenen çok rahat başka dilleri de öğrenebilir diyebilir miyiz? Kesinlikle bunu söyleyebiliriz. Duyuyoruz mesela, medyada görüyoruz. Adam 9 dil konuşuyor diyoruz. Yani nasıl konuşuyor bunu? Nasıl öğrendi? 9 dil konuşabilmek ne demektir yani? Beni çok mesela bu kadar kelimeyi nasıl nereden olur diyoruz biliyorum? Ama nasıl öğreniyor? İşte bir dili öğrenmiş. Onunla beraber benzer kelimeleri yakalamış. Çünkü çok rahat diğer dilde hakimiyet kazanınca diğerle de rahatlıyor bu kez. Yanlış da olsa onu yürütebiliyor yani. Olay bu. Evet, işte ben de öyle Arnavutçayı biraz çözdüm. Çok güzel. Yani yanlış cümleler kura kura. Kimse de beni düzeltmedi. Yani hani ama doğrusunu da öğrendim. Çünkü onlardan doğrusunu duydum. Kendimi yanlış söyledim ama hep karşı taraftan doğrusunu duydum yani ben arada derede. Evet. O şeyden iyi i̇şte oldu. İşte kazanım yani. Daha da kolaylaşıyor bu kez. Dediğimiz gibi öncelikle bir ortam sağlamak. Bu ortam içerisinde yadırganmayacak şekilde yanlış da olsa kullanımlar yapmak. Yatkınlığımızı da ortaya çıkararak çok rahat kazanımlar elde edebiliyoruz. Dil öğrenmek çok farklı bir şey tabii ki bu anlamda. Ama ortamın tabii ki müsait olması lazım. Yolun doğru çizilmesi lazım. Ya bir de artık hocam İngilizce çok önemli ya. Yani artık her yerde dünya çok dili. Önemli. Türkiye'de. Ya bir de şöyle artık hani işte bir işe gireceksin, İngilizce dili istiyorlar. İngilizce şart. Buraya gireceksin, İngilizce şart. Yani, sürekli artık bunu duymaya başladık. İşte, bir de işte bu hostesliklerde de sanırım İngilizce ile giriyorsun ama sözlüsü var mı bilmiyorum var. Da yazılı sınav var. Öncelikle yazılı mülakatlarla ilerliyoruz. Daha sonrasında sözlü mülakatlar gerçekleşiyor. Hava yolları firmaları kendileri yapıyorlar sınavlarını bu anlamda. En sağlam sınavı yapan da Türk Hava Yolları. Tabii ki Sun Express'imiz, diğer firmalarımız da yapıyor. Bazı kurumlarda tabii ki yer hizmeti ya da uçak hizmeti olarak ayrıldığı için yer hizmetlerinde bazen çok fazla mülakat olmayabiliyor ama uçak içerisinde hostes olarak meslek alımlarında buna ihtiyacımız var. İngilizce yaşamımızın her alanında zaten mecbur olacak, karşımıza çıkacak. Hani denir ya Amerika dünyaya hükmeden bir ekonomiye, bir güce sahip Amerikan dili şeklinde. Aslında o da yok. Tamamen her şey İngilizce üzerine dönüyor. Yani bugün dünyada nereye gitseniz iyi kötü İngilizce ile iletişim kurabiliyorsunuz. Yani bu kadar küresel bir dil olarak. Bütün teknolojide İngilizce yazılımlar söz konusu mesela. Her alanda bunu görüyoruz ve buna da ihtiyacımız var yani. Hocam bir de sizin böyle dilde kendinize ait bir şifreleriniz varmış öğrencilerinize öğrettiğiniz. Evet. Onlardan bize böyle birkaç örnek verebilir misiniz? Şimdi olay şu aslında. Bu şifreler nasıl ortaya çıktı? Akademik anlamda şifreler ortaya çıktı. Bunun ortaya çıkması aslında benim dilin nasıl öğrendiğimle alakalıydı. Ben hayatta kitaplardan İngilizce öğrenemedim. İngilizceyi gördüğümde bana anlatan öğretmenlerim sayesinde dediğim gibi yaşayarak öğrendim ve kendi kurallarımla bunu öğrendim. Şifreler de böyle ortaya çıktı. Yani ben diyorum ki bütün öğrencime, bütün yapıları görmüş olabilirsin ama benimle yapacağın eğitimde sindirim yapacaksın, sindirim sağlayacaksın. Örnek cümleler yazıyoruz ama örnek cümleler tamamen hayatımızdan olan cümleler. Bir bağlaç çalışması yapıyoruz mesela. Soruyorum öğrencime, şu bağlaç ne? Görmüş onu, öğrenmiş ama uygulayamamış. Onu sindirememiş yani. Peki benimle yaptığı çalışmada ne yapıyor? Bağlacı gören öğrencim daha şıkları görmeden sorunun cevabını bilebiliyor. Cümlenin ne şekilde tamamlanacağını çok rahat biliyor. Şık görmesine gerek kalmıyor. Tabii ki bunlar da ince teknik ve ince metotlar. Meslek sırrı olarak verelim diyelim bunları da. Bir de antibiyotik diye. Evet, orası çok önemli bir nokta. Şimdi eğitimimize nasıl başlıyoruz? Tabii ki belirli başlı temel yapılarla başlıyoruz öncelikle. Şimdi nabız yokluyoruz tabii ki. Öğrencinin belli bir gelişim evresi var, gelişim süreci var. Bu süreç içerisinde o evreyi, o gelişmeyi, o dönüşümü tamamlayamıyorsa tabii ki birazcık ilacımızı veriyoruz bu bağlamda. Antibiyotik dediğimiz kısma geçiyoruz. İyileştirmemiz lazım çünkü sınava fazla zaman kalmıyor. Antibiyotikler noktasında tabii ki hiçbir şey bilmeden, yapı da görmeden soru çözülebilecek modellerimiz var. Onları öğretiyoruz öğrencimize. Orada da işe yarayamazsak son bölümde tabii ki serum vermek zorunda kalıyoruz. Yoğun bir 10-15 günlük kamp programı dahilinde öğrencimizi sınava hazırlamış oluyoruz. Boş göndermiyoruz. Yaptığımız çalışmada benim öğrencim 24 saat uyumaz. Yani ben uyumadığım için o da uyumaz. Gecenin ikisinde, üçünde ben mesaj, yani WhatsApp ya da diğer Telegram sosyal medyalardan öğrencime
akılda kalıcı öğeleri gönderebilirim. Akılda kalıcı öğeleri o anda gönderdiğimde kaldığını bildiğim için o saatte gönderebilirim. Yani 24 saat dile maruz kalır. Yani bunun içerisinde tabii ki eğitim sürecimizde normal bir dönemimiz var. Tedavi sürecine geçersek işte ilaç, antibiyotik ve serum dönemi dediğimiz bir evremiz söz konusu. Yani diyorum ki bana gelen öğrenci bir defa gelsin. Hedefi not almaksa bir defa eğitimini alsın. Çok fazla paralar harcamasın, fazla kafasını kurcalamasın. Tek seferde eğitimini alıp ve tek seferde bu işten kurtulsun istiyorum. O yüzden böyle bir tedavi süreci uygulamış olduk. Sınava kadar öğrencilerinize eşlik ettiğiniz söyleniyor. Bu sizin için bir motivasyon mu yoksa öğrenci motivasyonu mu? Dedim ya mesleğimde 20. yılındayım şu anda. 19 yılımı bilfiil bitirdim ve 20. yılındayım. Ve 20 yıllık çizgim de hiç değişmedi. Bu tamamen meslek aşkıyla alakalı bir şey. Tabii öğrenci güvenerek bize geldiyse sonucunun da güzel olmasını istiyorum açıkçası. Mecburi olduğum için değil ama mesleğimi çok sevdim, öğrencime çok değer verdiğim için tabii ki her zaman yanındayım. Benim öğrenci dediğim gibi 24 saat bana soru sorabilir, en fazla 5 dakika sonrasında da cevabını alır bu anlamda. Neler yaparız? Tabii ki sınav anına kadar zaten beraberiz. Ama sınav giriş noktasında, düşünsenize bir hocanız gelmiş yanınıza, beraber çalıştığınız kişi gelmiş. Sınav salonunda bile varız. Biz çünkü ben her dönem sınavlara giren bir kişiyim. Tabii ben sınava girdiğimde not aldığımda işte maaşıma tazminat alan biri değilim. Dil tazminatı almıyorum. Ya da herhangi bir seviye atlayan bir kişi değilim. Sonuçta kendi işim bu. Fakat sınava giriyorum ki öğrencimin yanında olayım, soruları göreyim. Eğitim verdiğimiz noktalarda ne kadar geçerlilik, soru çözümünde ne kadar geçerli metotlara çalışmışız onları göreyim şeklindeydi. Bu çok önemli bu husus benim için ve yıllardır mesleğime başladığım andan itibaren akademik sınavlarda hep ben ön baştayım. Hep öğrencimin yanındayım. Çünkü bir öğrenci olarak sınava geliyorsun ve hocanı görüyorsun. Hocan yanında duruyor. Beraber 3 ay, 5 ay, 6 ay çalışmışsınız. Ve sınava girdiğin anda da bütün öğrendiğin her şey böyle film şeridi gibi gözün önüne geliyor. Tabii o anda bizim son taktiklerimiz var. Sınav öncesi son taktiklerimiz var. Biliyoruz mesela hani direkt cevap vermiyoruz tabii ki ama tahminlerimiz tabii ki ağır basan tahminler oluyor. Bu da tabii ki öğrenciyi destekliyor, motive ediyor. İster istemez bunlar da beni mutlu ediyor. İşte bu yüzden son ana kadar beraberiz yani öğrencilerimizle. Çok güzel hocam. Bir de hocam önceden işte mektuplaşma vardı. Yani mektuplaşarak insanlar İngilizce öğrenirlerdi. Evet. Ama artık işte sosyal medya var, online uygulamalar var. Hı-hı. Bu online uygulamaları siz yeterli buluyor musunuz? Şimdi İngilizce o dönem çok iyi öğrenildi. İşte mektuplaşmanın Hı-hı. olduğu dönemlerde çok iyi öğrenildi. Çünkü etrafta konuşacak kimse yok. İşte okullarımıza geliyordu mektup arkadaşlar, pen friend yapıyorduk. Onu da herkes yapamıyordu ama. Yani böyle İngilizceyi seven kişiler yapıyordu bunu. Biz de mesela bizler de çok yaptık ama o dönem öğrendik. Yazarak öğrendik biz. Hani tabiri caizse kara düzenle bunu öğrendik. Şimdi teknoloji ne yaptı? Bize birçok kolaylık sağladı. Var, bir dünya uygulama var. Hı hı. İyi ya da kötü, çok tartışılır bu kısmı. Öğretir mi? Siz isterseniz öğrenirsiniz. Bu noktada hiçbir sıkıntı yok. Ama kolaylaşan yaşamda, şimdi çeviri yapmıyoruz ki. Otomatik olarak sosyal medya, örneğin Google'da bu çeviriyi yapabiliyoruz mesela. Artık çok da kaliteli bir hale geldi. Google'ın ilk yaptığı çevirilerle şu anki çevirileri arasında dağlar kadar fark var diyebiliriz bu alanda. Konuşma olarak bakıyoruz, yurt dışına çıkan kişileri görüyoruz. Telefonundaki bir uygulamasıyla ne yapıyor? Hemen konuşuyor orada, hemen çeviriyor. Telefonu tutarak iletişim kurmuş oluyor. Hani bunu sözel olarak yapmıyor ama dijital olarak yapabiliyor. Gerçekten öğrenme hevesindeysek tabii ki doğru bir yöntem değil. Ama hayatımızı kolaylaştırdığı için şu anda yurt dışına hiç kimse, yani hiçbir dil bilmeden çıkabilme imkanımız var tabii ki. Sosyal şeyler sayesinde. Tamam. Peki sınava hazırlıkta hocam nasıl buluyorsunuz uygulamaları, online uygulamaları? Tabii ki bu alanda isim yapmış kurumlarımız mevcut Türkiye genelinde. Hatta bu alanda isim yapmış kurumların da kuruculuğunu da yapmış bir kişiyim zamanında. Elbette ki güzel uygulamalar var. Elbette ki bizi doğru yönde çalıştıracak uygulamalar mevcut. Nedir? Hedef kelimeler, hedef yapılar, sınav için seçilmiş öğelerdir. Bunların uygulamaları yapılmış ve aktif olarak da kullanan çok öğrencimiz var zaten. Ücretsiz olarak edinebiliyorlar bu uygulamaları. Hocam bir sürü öğrenci yetiştirdiniz ve birçok öğrenciyi başarıya ulaştırdınız, hedefine ulaştırdınız. Ne hissediyorsunuz?
Bu çok farklı bir duygu tabii ki. Yani şu anda ben örneğin çok basitten bir hastaneye gittiğimde birçok öğrencimi görüyorum. Hatta şöyle bir tabir çıktı adımda, hocaların hocası şeklinde. Yine şu anda profesör doktor olmuş birçok öğrencim var. Meslek hayatına başlamadan önce yüksek lisans eğitimine benimle başlamış, doktora eğitimini benimle sürdürmüş, doçentlik evresinde benim yanımda olmuş ve dediğim gibi şu anda profesör doktor olmuş birçok öğrencim var. Tabii ki gurur kaynağı, tabii ki çok gurur verici. Hangi kamu kuruluşuna gidersem gideyim, hangi özel sektör, işte bu banka olabilir ya da bir burada bir sanayide bir sanayici iş adamımız olabilir. Bu noktalarda tanınmış oluyorsunuz, öğrencileriniz iyi bir noktalara gelmiş oluyor, güzel bir ortamınız, güzel bir çevreniz oluyor. Tabii ki dediğim gibi bunlar birer gurur kaynağı. Yani bunun tarifi yapılamıyor zaten. İşte meslek aşkımı daha çok tetikleyen öğeler bunlar oluyor. Yurt dışına yerleşen var mı peki hocam öğrencileriniz? Fazlasıyla var. Şu anda iki tane öğrencim Amerika'da. Bir öğrencim de Amsterdam yolcusu. Kendilerinin eğitimlerini tamamladık ve onlar da vizelerini aldılar. Amerika giden öğrencilerimiz yüksek lisanslarını post doktora dediğimiz programlar dahilinde gitti. Çalışmak için giden öğrencim de var. Amsterdam'da şirket kurarak Amsterdam'a işini taşıyan başka bir öğrencim var. Var tabii ki. Yurt dışında da hala bağlantılarımız var bu anlamda. Peki son olarak Mart ayında YÖKDİL sınavı var. Evet. Bu sınava girecek öğrencilere tavsiyeniz nelerdir hocam? Zamanımız var. YÖKDİL sınavı çok zor bir sınav. Bildiğiniz takdirde yapılabilecek bir sınavdır. YDS ile kıyasladığımızda daha yapılabilirliği yüksek bir sınavdır. Ve var olan zamanı doğru olarak kullandığımızda hedef puanlarımıza çok rahat ulaşabiliriz. Ama doğru anda, doğru zamanda ve doğru kişilerle çalışmak bizi başarıya ulaştıracak tek tek noktadır. Çok iyi bilmek zorunda değilsiniz ama çok iyi çalışmak ve doğru çalışmak zorundasınız. Tabii ki bunları düzenli olarak yapan kişiler hedeflerine ulaşacaklardır. Ama dedim ki korkmaya gerek yok. YÖKDİL yapılabilecek bir sınavdır. Zamanımız var. Doğru çalıştığımız takdirde çözebiliriz. Yani ilk sınavda yapamadığı umutsuzluğa kapılmamalı. Kesinlikle İkinci hayır. De olur. Tabii. Çünkü ikinciye giren oluyor, üçüncüye giren oluyor hocam. Dördüncüye de girmeye hazırlanan. Şöyle bir anım var. Şöyle bir anımız oldu. Aydın'da bütün kurumları gezmiş, bütün kurumlarda eğitim almış, bütün özel ders veren hocaların hepsini tanıyan bir hocam var. Öğrencimiz oldu. Tam 15 yıl boyunca bütün sınavları deniyor. Azmine hayranım zaten. 15 yıl boyunca bütün sınavlara işte eski adıyla KPDS, ÜDS, yeni adıyla YDS yoktu. Daha dün ortaya çıktı. YÖKDİL'e kadar girmiş yani sınavlara ve 15 yıl başarı elde edememiş. Tabii bir dönem biz yaz döneminde çalıştık ve 15 yılın sonunda hocamız geçti. Çok şükür geçti. Ay çok şükür. Çok şükür geçti. Hocam. 15 yılın sonunda. Dert olmuştum. Bu çok büyük bir azim ve takdire şayan bir azim. Yani 15 yıl boyunca vazgeçilmemiş. Yapılabiliyor mu? Evet yapılabilir. Bugün olmaz, yarın olabilir. Yani o zaman ortam müsait olmamıştır. O dönem doğru hareket edememişizdir. Ama 15 yılın sonunda doğru bir çalışmayla yapılabilmiştir. Önemli olan bırakmamak zaten. Evet. Dil dediğim gibi süreç işi. Tabii ki biz 2,5 ayımız, 3 ayımız var, 4 ayımız var yetişiriz diyoruz ama bunu sürece yaydığımızda zaten çok rahat yetişiriz. Hocam bir de şöyle bir şey var. Şimdi bazı öğrenciler var ki çok iyi olduklarını... Yani hatta sadece yapamıyorum deyip bırakanlar değildi. Ya ben çok iyiyim, ben bunu zaten yapıyorum. Ben bunu sınavda da yaparım. Ya da işte sınav bitti, o ben kesin süper alacağım gibi böyle düşünceler de oluşuyor hocam. Bu konu hakkında neler söylersiniz? Var. Bu modelde öğrencimiz çok var. Ve bu şekilde düşünen öğrencilerimiz de soru okumayan öğrencilerimiz işte. Yani biz tabii ki okumadan çözeceğimiz yerler var diye belirttik programımızın başında ilk etaplarda ama şimdi şıkları da tamamını görmek zorundayız mesela. Soruyu okurken ya da soruya bakarken hedefleri görmemiz gerekiyor, hepsini taramamız gerekiyor. Ben çok iyiyim, çok iyi biliyorum deyince ister istemez şık okumuyor, tek bir noktaya takıldığında onu işaretleyip geçiyor. Hani derler ya, boğulanlar aslında en iyi yüzücülerdir, değil mi? İşte evet. O yüzden... Sağlık bilimcilerim özellikle söylüyorum. YÖKDİL'de sağlık bilimlerinden sınava girenler parçalarda bakıyor. Orada işte COVID-19 virüsüyle alakalı bir parça görüyor. İşte makale yapmış, onu okumuş ya da tez konusu yapmış. Ben diyor bu konuya hakimim mesela. Ama aslında ona yer vermemiş. Aslında
işte bizim okuyan öğrencimizin bildiği konuyu değil başka bir konuyu ele almış. Fakat bizim öğrencinin bildiği A şıkkında, parçanın anlattığı C şıkkında. İşte dediğim gibi yani en büyük hatayı yapanlar ben biliyorum diyenler oluyor bu bağlamda. Ben hep şunu söylüyorum. Yani bir okuma parçası eğer kendi içerisinde işte floresan ışığı bilinenin aksine beyaz değil siyah ışık yaymaktadır diyorsa evet siyah ışık diyeceğiz biz ona. Yani parçaya kafa tutmayacağız yani. Orada onu fark etmek önemli olan. Hocam evet. Son bir taktik, böyle vurucu bir taktik olsun ama öğrencilere. Son bir taktiğinizi şöyle nedir? Bir taktikle bitirelim o zaman. Nedir slogan? Yani bizim mottomuz olsun. Ziya Hoca is the best. Forget about the rest desek yeterli olur mu acaba? Çok güzel oldu hocam. Peki. Bu en iyi taktik olsun o zaman. Bir de size nasıl ulaşabilirler? İletişim numaralarımız zaten sosyal medyada var. Instagram üzerinde paylaşımlarımız oluyor. Sosyal medyada zaten herkese ulaşabiliyor şu an. Evet, şu an altyazıda da KJD'de var zaten. Bu numaradan size ulaşabilirler değil tabii mi? Tabii ki, her zaman. Katıldığınız için çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim programımıza yer verdiğiniz için. Benim için çok büyük bir şeref oldu. Çok da güzel bir program oldu. Evet, benim için. Güzel bir sohbet oldu. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet değerli izleyenler, bir programın daha sonuna geldik. Haftaya yeni bir konu, yeni bir konukla tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.